Değerli izleyiciler. Ramazan Divanı programımızın bugünkü konuğu Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvar bizlerle birlikteler. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, Üniversitemize soğuk. öncelikle hoş geldiniz. Sağ daha sonrasında programımıza hoş geldiniz. E, şeref verdiniz hocam. Sağ olun. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun iyiyim. Sizinle görüşük daha iyi olduk. Sağ olun. Çok sağ olun hocam. Hayır ramazanlar diliyorum size izleyicilerimize. Size sizlere hocam, e, tekrardan geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için, programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. E, öncelikle hocam biz biraz sizi tanımak istiyoruz. Bildiğimiz üzere Ankara Üniversitesi rektörüsünüz ama biz sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Eyvallah. Öncelikle teşekkür ediyorum programa davetiniz için. Ben 1960 Adana Ceyhan'da doğumluyum. İlkokulu Ceyhan'da, ortaokulu ve liseyi Mersin Erdemli'de okudum. Üniversiteyi Erzurum'da okudum. İhtisaslarımı, dahiliye ve endokrin ihtisaslarımı Ankara'da yaptım. Daha sonra Erzurum'da yardımcı doçent, doçent, profesör oldum. 2002-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı yaptım. 2007'den 2018 ortasına kadar 4 dönem Adana Milletvekili yaptım. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi olarak atandım Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Hala o görevim devam ediyor. Aynı zamanda 14 Ağustos 2020 tarihinden itibaren de Ankara Üniversitesi rektörlüğünü yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evliyim. Evet. Üç çocuğum, dört torunum var. Çok iyi hocam, çok sevindik. E, hocam biraz daha böyle e, sorularımızı genişletirseniz, genişletirsek hekimlik yaptınız, siyaset, bürokrasi ve akademide bulundunuz. E, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz böyle nasıl? Her bir görevin ayrı e, özellikleri var, nitelikleri var ama e, dört görevimin de hepsinin temelinde insana hizmet var. İnsana hizmet en değerli hizmet. E, yani hekimlikte, siyasette, bürokraside akademide hep insana değer veren insanın değerini yücelten, eşrefi mahlukat olan insana hizmet eden meslekler. Dördü de benim çok keyifle yaptığım bir kısmını yapmaya devam ediyorum. Yani hekimlik tabii ki birazcık uzaklaşmış olsak da yine hekim olarak hayatımız devam ettiriyor. Zaman zaman hekimlik yaptığımız oluyor. Akademik hayatta hekimlikle ilgili yazılar yazdığımız oluyor, okuduğumuz oluyor. Ama hepsi de insanla ilişkili meslekler ve hepsinde keyifle zevkle yaptım, e, yapmaya da devam ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. E, biz hocam sizin bir kitabınızı okuduk. E, bu kitapla ilgili biraz konuşmak istiyoruz açıkçası. Hani bu kadar e, mesleğinizin yanında aslında böyle edebiyatla ilgilenmiş kitap yazmış olmanız çok değerli aslında. Çok teşekkür ediyoruz kitabınızı getirdiğiniz için öncelikle şöyle gösterelim değerli izleyicilerimize de ee, kitapla ilgili hocam bizim birkaç sorumuz olacak size. Eyvallah. Ee, Herdem Erdem isimli kitabınız ile ilgili şöyle bir e, sormak gerekirse hocam bu kitabı nasıl neden çıkardınız nasıl bir yolla yazıldı bu kitap? Şimdi o kitap benim yıllar içerisinde yaptığım tabi demin ifade ettiğim çok farklı mesleklerde bulundum bulunduğum her bir görevin kendine göre niteliği vardı ve zorlukları, kolaylıkları vardı. Zorluklar insanlara yeni ufuklar açan, yeni yollar açan bir imkandır aslında, fırsattır. O fırsatlardan bir tanesi işte bizim dilimize, kalbimize, gönlümüze düşen kelimeler, cümleler haline geliyor. Zaman içerisinde yani yaklaşık 25-30 yıldır ben meramımı kısa şekilde ifade etmeye gayretten eden birisiyim. İşte o Küçük küçük aldığım notlar, bazen sözler, bazen aforizma niteliğindeki özdeğişler, onlar birikti. 1500'ün üzerinde, hatta bir arasaydım 2000 civarında bir benzerleri çıkartınca 1500 civarında söz kalıyor. 1500 civarında sözün 400 tanesini oraya kitap olarak yaptık. Bu aslında ikincisi. İlkini 2013'te ha, evet, yapmıştım. Evet hocam, ikinci cilt gibi. Evet, evet. ikinci versiyonu şeklinde yani birinci cilt ikinci cilt şeklinde ee, hala bir kitap olacak kadar da yeni sözler var onları topluyorum hatta o sözlerin hikayeleri de var şimdi o kitabın hikayesi şuradan başlıyor esasında ben gazete okunan bir evde büyüdüm köydü yani şu anda e, kasaba Ceyhan'a bağlı uzak bir mahalle kösreli benim büyük babamın e, dört tane özelliği vardı. Bir tanesi birinci özelliği çok sigara içerdi. İkinci özelliği politikayı çok severdi siyaseti. Sıkı bir adalet partiliydi. Üçüncü özelliği kendisinin tabiriyle ajans dinlemeyi çok severdi. Radyo tabi o zaman televizyon yok. Ajanstan yedi buçuk. 13 ve 19 haberleri hiç kaçırmazdı. Hatta radyo ile arasında bir mesafe olurdu. Küçükte bir taburesi vardı. Önünde biz çocuklukta Hasbır kader, radyoyla kendi arasında geçtiğimiz o elindeki kendi tabiriye çubuk dediği çubuk olurdu, çubukla bizim e, bacağımıza vururdu. O kadar e, ajansı çok sever. Dördüncü özelliği de gazete e, okur bir e, insandı. E, dolayısıyla ben gazeteyle büyümüş birisiyim. Gazete bizim hayatımız çok önemli. Ben e, ortaokul liseyi Erdem'de okudum. Erdem'de de bizim Koca Hasan diye bir kasabamız. Ve Erdem Lisesi var. 3 kilometre falan mesafe. Ee, özellikle bahar aylarında falan yürümesi güzel olur, keyifli olur. Biz yürüyerek gider, yürüyerek gelirdik okula. Ve pazartesi günleri o çamlıktan geçerken piknikçilerin bıraktığı gazeteler olurdu. Gazetelerde bulmacaları olurdu. Bulmacaları doldurmayı çok severdim gerçekten. Köyümüzün imamı Halis Hoca ve öğretmeni Hüseyin Hoca ile beraber o bulmacaları çözmek çok zevkli, güzel bir uğraştı. Tabii en zor bulmacalar Cumhuriyet Gazetesi ve Tercüman Gazetesi'nin bulmacalarıydı. Biz tabii onları okuya okuya, gazeteleri okuya okuya, özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nde Öztürkçe dedikleri Cumhuriyet okurlarının, Öztürkçemiz çok gelişti ve o yıllı ben üniversite girdiğim zaman Türkçe sorularını hemen hemen hiç kaçırmadım. Tabii dile karşı bir vukufiyet de oldu. Üniversiteye geldim, üniversitede de kitapla, yani kredi paramızdan kitap almaya alıştık. Ee, bir gün İslam İlmihali aldım. Ömer Nasuh'u bilmenin. Ağır bir dili var Osmanlıca anlayamıyorum. Ne yapmam lazım? Gittim bir sözlük aldım. Abdullah Yeğin'in yeni lügatini. Lügatle okuya 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 219 sayfa kitabı sadeleştirmişim. Bu benim dilimi çok geliştirdi. Sadece bilgimi değil dilimi de çok geliştirdi. Dolayısıyla o çocukluktaki yani lise yıllarındaki, ortaokul lise yıllarındaki Cumhuriyet Tercüman Gazetesi bulunmacalarıyla, üniversitenin birinci sınıfındaki İslam ilmihalinin ağır Osmanlıca terkipleri arasında bir adeta bir kaynaşma oldu. Benim dile o zaman sözcük ve sözlük benim hayatımın vazgeçilme unsurları oldu. Sonra akademisyenliğimde zaman zaman böyle küçük, ironik ifadeler yazardım. Sonra onlar cümlelere dönüştü. İşte müsteşarlığımda milletvekilliğimde falan cümleler yaza yaza sonra birikti. O birikenlerin bir kısmı elinizdeki her demerdem kitabı haline geldi. Hocam, e, şimdi şöyle hikayesini anlattığınız kitabınızın, e, benim de küçüklüğümde okuduğum böyle e, hikayede böyle işte atasözleri ve deyimlerin hikayeleri olurdu. E, onları okumak da çok hoşumuza giderdi ama biz bugün hocam bu sözlerin aslında sizden biraz da hikayelerini dinlemek Oğlum, istiyoruz. Benim birkaç tane hocam böyle Buyurun. beğenip okumak istediğim, Buyurun. sizden de böyle hikayesini Buyurun. dinlemek istediğim birkaç söz var. Bir tanesi hocam ayrılırken bazıları iz bırakır, bazıları iz. Öyle çalış ki ayrıldığın yerden isin değil izin kalsın sözü beni biraz etkiledi hocam. O şöyle e, hakikaten şimdi e, her şey güzel başlıyor ama güzel bitmiyor. E, bizim en temel görevimiz yani bir yöneticinin en temel görevi, e, tıpkı güzel başladığı gibi güzel de bitmesi. E, güzel bitmesi için de e, çok e, çalışmak, çok gayret etmek gerekiyor. Mesela o kitapta e, sadece mahir olmanız yetmez, tahir de olmalısınız diye bir söz var. Yani temiz de olmalısınız. Tabii çok gayret sarf etmek lazım. Bizim ayrıldığımız yerlerde izimiz kalıyor. E, ama isimizin kalmaması lazım. İz oradaki o hani şey de olur ya bacalarda falan eski dumandan oluşan is. Ee, yani kötülük kalmaması anlamında yazdığım bir söz o. Hocam bir tane daha okuyalım o zaman. Ee, yaşarken otursan da tahta giderken koyacaklar tabuta unutma o da tahta. Bu aslında hocam <laughs> gerçekten bugünün bu kadar hırslı <laughs> e, yarışması içerisinde çok hatırlanması gereken bir söz diye düşünüyorum. O kitabın son sözü. Öyle mi hocam? Evet. Yani kitapta başlarken orada yöneticilere yazılmış aslında kendime olan öğütleri ben kitaba koymuş oldum. Başlarken, çalışırken ve sonunda diye. Sonundan en sonunda sözü o. Hakikaten biz şimdi esasında her birimiz bir yönetici olarak bir tahta oturuyoruz. Yani taht bazen gücü düşük, bazen yüksek. Ama sonuçta en sonunda hayata veda ettiğimiz zaman bizi tabuta koyuyorlar. Ama o da tahta. Yani Orada bir kelime oyunu var ama e, kelime oyunundan ziyade oradaki taht ve tahta arasındaki ilişkiye e, dikkat çekmek istiyorum orada. Ya yani tahta otursak da en sonunda e, bizi mezara götürürken bir tahta e, olan tabuta koyacaklar. Hocam e, yani neredeyse bir sorum daha var benim. E, açıkçası ben birkaç tanesini böyle okudum, baktım, inceledim. Aslında daha çok sanki yöneticilik yaptığınız zamanlara... Zamanlarda mı yazdınız? Tabii, yani daha tabii, çok tabii. o şeyde mühaldeler. Tabii e, yöneticilik de şüphesiz zaten ben evet. 22 yıldır sürekli yöneticiyiz. Yani müsteşarlık, milletvekilliği, e, şimdi rektörlük yani sürekli yönetiyoruz. Evet e, Yönetirken zaman zaman tıkandığımız oluyor. Zaman zaman işin çok iyi gittiğini, zaman zaman işlerimizin tam gitmediğini falan gördüğümüz oluyor. O tıkanıklık anlarında işte o şey geçiyor. Ya yani Mesela şimdi kalpte dört tane damar var. Ee, insan sıkıntılar hep böyle dert gibi görüyor ama esasında e, dertler size şeydir e, bir yoldur aslında yeni bir yol açar e, kalpteki o dört damardan bir tıkandığı zaman kollateral dediğimiz e, adeta servis yolu gibi yollar açılıyor. yani normal trafikte gidiyorsunuz yol tıkandı bakıyorsunuz orası açılmayacak bir yan yol arıyorsunuz işte yan yolu buluyorsunuz oradan e, hedefinize ulaşıyorsunuz eee Şeyde de, yöneticilikte de tıkalı yollar size aslında bir yan yol açmayı, e, öyle bir fırsatı getiriyor. E, dolayısıyla sıkıntılı anlarda insan daha çok e, yazıyor. Mesela evet. benim cebimden hiç e, ka kağıt, kalem eksik olmaz. Bakın bunlar daima şeydir, e, her zaman yanımdadır. Aklıma bazen bir şey gelir, e, gece e, zaman zaman ilk e, sözleri yazmaya başladığım zaman yataktan kalkıyordum. Uyuyoruz mesela. Sonra bir şey yazıyorum veya telefona elektronik not alıyorum. Hanım diyor ki tweet mi atıyorsun? Hayır diyorum tweet atmam. Saat 12 ile 6 arasında gerekli tweet atmam yani normal. E, o anda aklıma gelen şeyi yazıyorum. Yazmazsam e, onu sabah unutuyor, düşünüyorum. Diyorum ki ben yarım saat daha az uyumak e, benim için daha avantajlı. Çünkü o sözü e, günlerce düşündüğüm oluyor. Tekrar aklımıza gelmiyor. Dolayısıyla Kağıt, kalem hiç eksik olmuyor. Ee, yönetici yanında sıkıntı da eksik olmaz. Sıkıntı evet. size yeni bir yol açıyor. Kalemle siz o açılan yolda e, aklınıza gelen, gönlünüze düşen şeyleri yazıyorsunuz. Esasında eee Sudenur şunu söyleyeyim. Birçok yönetici arkadaşlar konuşurken e, diyor ki aslında bizim de bir birçok diyor aklımıza böyle şeyler geliyor ama yazmıyoruz diyor. Ben bir millete gir söyledim. E, bir ...daha önceki yazdığım başka bir kitabından ...harekette baktı... ...siyasetle ilgili bir şeydi... Ee, ...bir seçim dönemindeki... ...şeylerimi yazdım... ...çalışmalarımı yazmıştım... ...baktı baktı... ...hocam bunların hepsini biz yaptık dedi ya... ...dedim ki... ...Mustafa Bey dedim... ...farkımız ne biliyor musunuz dedim... ...sen dedim... ...yaşıyorsun... ...yapıyorsun ama yazmıyorsun... ...ben ise yaşıyorum... Yapıyorum ve yazıyorum dedi. Farkımız bu. Yani herkesin aklına bir şeyler geliyor ama herkes şu kalemi almaya üşeniyor. Şu kağıdı taşımaya üşeniyor. Kağıt, kalem bunlar eksik olmayacak. Bunlar bizim için en kıymetli varlıklarımız. Hocam aslında ben de biraz edebiyatçı olduğum için oradan biliyorum. Yani yazmak çok nasıl söyleyeyim zor bir şey aslında. Yani aklınızdan çok fazla şey geçirmenize rağmen o dediğiniz gibi hani üşenmektense hocam biraz daha şey yani onu biraz cesaret istiyor yazmak açıkçası. Siz aslında o cesareti hocam ortaya koymuşsunuz. Ama sadece cesaret değil. Şimdi birazcık bu işler entelektüel bir hamalığı de gerektiriyor. Yani hem entelektüel olacaksınız hem hamaliye işine talip olacaksınız. Bu bir hamaliyedir aslında. Yazıyorsunuz. Sonra onlar ben bu sözler yazıldığı anda ya da aklıma geldiği anda bir kısmı öyle ama aklıma geldiği an, anıyla yayınlamıyorum. Ee, Ankara'dan İzmir'e giden e, Arkadaşlarımız Bileceklerdir İscehisar diye bir yer var Afyon'a bağlı Afyon Karahisar'a bağlı Orada büyük e, Mermer lotları görürsünüz Kocaman devasa mermerler filan e, İleride de Mermer tezgahları vardır O mermer ustaları Onu alır lotu kırar Yontar Efendim desen verir e, Kalıp verir ondan sonra şekil verir. Ölçüye göre sizin banyonuzda, efendim sokakta, caddede gördüğünüz çok güzel e, sanat eseri niteliğindeki mermer haline getirir. Esasında bizim aklımıza gelen ya da yaşarken gördüğümüz, düşündüğümüz, hayal ettiğimiz her bir cümle de öyledir. Yani hiçbir e, şey metin tahsiye edilmeden ya da bir editoryal Evet. E, süzgeçten sürge, geçmeden yayınlanmaz. Dolayısıyla tıpkı o İstişare'daki mermerler gibi e, siz kelimeleri cümleleri alıyorsunuz, yontuyorsunuz ve sonra eser evet. haline getiriyorsunuz. Evet. Bizimki aslında birazcık böyle bir çaba. Ama bu hammaliyeye talip olmanız lazım. Hammaliyeye talip olmazsanız asla yazamazsınız. Evet hocam. E, o zaman hocam birkaç tane daha e, sözünüzle devam edelim. Eee Elinizi sıkanlar unutmayın, canınızı sıkanları unutun demişsiniz. Yani bu gerçekten Onu çok, çok güzel. enteresan bir basit hikayesi var. E, 2017'ydi galiba bir seçim döneminde e, bir e, köy gezisi yapıyoruz. E, Sirkenli diye bir köy var. E, Karataş'ın Sirkenli köyü. Oraya gittik. E, akşam üzeri falan bu saatler 70-80 kişi de var. Normalde köyde o kadar insan olmaz. Çay içiyoruz. Ben 20 dakika falan konuştum. Önüm’e çay geldi, soğudu. Dedim ki, bir oturayım dedim. Bana bir sıcak çay getirin. Bu arada vatandaşlarımızdan da soru-cevap gelirse dedim, ben şey yapayım, cevaplandırayım. Benden böyle 8-10 yaş büyük bir abi çıktı. Şapkası şeydi, şapkasını ters çevirdi. Sırtını duvara dayadı. Hiçbir şey anlatmadın dedi. Ya dedim 20 dakika ben ne konuştum? Ben dedi o, anlamam dedi sen dedi ne ben onlardan falan dedi. Ama dedim yani bir şey anlattım falan. Şimdi ben sakin oldukça o sesini yükseltiyor. Yanımdaki benim teşkilatlı arkadaşlar da homurdanıyor. Ömer amca falan dedi bak ayıp oluyor falan dedi. Ben adının Ömer olduğunu öğrenince baktım Ömer abi dedim ya. Biraz birkaç dakika sonra. Ya köyünüze geldik dedim. İnsan bir hoş geldin der. Ondan sonra dedim sistemi ne der dedim. Gelince elini sıktım ya dedi. Doğru dedim. Gelince elimi sıktın, şimdi canımı sıktın dedim. Böyle herkes böyle kahkaha attı falan. Baktım Ömer abi de böyle yüzünde bir pembelik oldu. Yani biraz hafif bir mahcubiyet oldu. Ben şimdi ona çok sakin. E, gelince elimi sıktın, şimdi canımı sıktın falan diye. Sonra oradan ayrılırken aklıma bu geldi. Hemen yazdım. E, ama tabii o haliyle yazmadım. Elini sıkan, canını sıkan falan diye. Sonra o e, söz o hale dönüştü. Yani elinizi Ha sonra ayrılırken Ömer abi bana dedi ki hocam dedi yemeğe kal dedi. Yok dedim sağ ol başka bir programımız var. Yani artık o demek ki e, sempatik e, eleştirimden çok memnun kalmış, hoşnut kalmış. normalde sos be kardeşim falan dememi bekliyordu. Ben öyle demedim yani. Niye diyeyim benden büyük birisi. Yani sonuçta biz de orada misafiriz. Yani misafirliğin adabına uymaz. Ondan sonra oradan çıkarken dedim ki böyle elini sıkma, canını sıkma. Sonra elinizi sıkanları unutmayın ama canınızı sıkanları unutun diye. Aslında hayat da böyledir yani. Evet, hocam. Bakın şu trafiğe gidin. E, ulus'tan Kızılay'a kadar gidin. 10 tane canınızı sıkan insan olur biliyor musunuz? Birisi önünüze geçer, birisi sinyal vermeden sağa döner, sola döner filan. Birisi kırmızıda sen yeşilde geçerken o kırmızıda geçmeye çalışır. Yani bunlara kafa taksa, e, kafa yani kafayı bunlara taksanız asla yol alamazsınız. O yüzden Canınızı sıkanlara unutun, elinizi sıkanlara unutmayın. O şekilde de yola devam evet. edelim hocam. E, hocam bir diğeri, e, hayatının ilk yarısını gerektiği gibi tanzim etmeyen ikinci yarısını tazmin etmekle geçirir. Çalışırken iki organını ihmal etme, beyin ve kas her ikisi de zorlandığı zaman güçlü kalır demişsiniz. Ya Bunu e, gündeme getirdiğin için Sudener Hanım özellikle çok teşekkür ediyorum. Burada e, kelime oyunu var gibi görünüyor yani evet. tazmin ve tanzim. Tamam. Yani hayatın ilk yarısı insanın daha diri olduğu, daha hareketli olduğu, organların çok sağlıklı olduğu dönemdir. Yani işte ilk 40 yıl diyelim. İkinci 40 yıl ise daha çok organların tahribatının arttığı, işte hayatın değişik veçelerinden geçiyoruz tabii. Yoruluyor, yaşlanıyoruz. İşte o ilk dönemde iki tane organa çok önem vermek lazım. Yani tanzim etmek derken beyin ve kası o yüzden söylüyorum. İki organ çok önemli. Ee, bizi izleyen genç kardeşlerime özellikle söylemek isterim. Bir tanesi beyindir, bir tanesi kastır. Hatta kaslardan da özellikle bacak kaslardır. Bu çok önemli. Bacak kas için ikinci bir kalp gibi e, diye ifade edilir. İki organı beslemediğiniz zaman iki organ da kendiliğinden söner. İki organ da zorluktan hoşlanır. Yani beyin de beyni de zorlayacaksınız. Bakın Alzheimer'la ilgili önerilerde bulunurken Sağ e, elinizi kullanın sol elinizi kullanın evet. ondan sonra e, zor olan bulmacaları çözün Zor kitaplar okuyun ikinci bir dil öğrenin üçüncü bir dil öğrenin İşte kendinizi zorlayın beyninizi zorlayın falan diyor Niye beyin zorluklarla beslenen ve zorluklarla gelişen bir organ Veya sağlamlığını koruyan bir organ Kas da öyle kası da sürekli ters hareketler yapacaksınız Yani onu zorlayacaksınız e, zorlayacaksınız ki o güçlü kalsın işte iki organ, beyin ve kas güçlü kalırsa ileride yani hayatın ilk yarısında beyin ve kası güçlendiren arkadaşlarımız ikinci yarısında çok rahat ederler. O yüzden tazmin ve tanzim meselesi. Tazmin ödeme, e, tanzim ise düzenleme. O yüzden hayatın ilk yarısında sevgili genç kardeşlerim özellikle beyin ve kaslarını geliştirmelerini çok arz ederim. E, beyni geliştirmek için okumak lazım, merak duygusunu beslemek lazım, zorlamak lazım, yeni bir dil öğrenmek lazım, sürekli yeni zorluklarla ona karşılaşmak lazım. Kasları gelişmek için sürekli hareket etmek lazım. Yürümek lazım, yüzmek lazım, ağırlık çalışmak lazım, zorlamak lazım. Dolayısıyla iki organı mutlaka gelişmek lazım. Belki de yani bu bizi izleyen değerli sevgili kardeşlerim, genç kardeşlerim için özellikle en faydalı olacak e, önerimin bu olduğunu düşünüyorum. Kitap okursun, okumasın ayrı mesele ama bu çok önemli. Beyin ve kası hiç unutmayın ve sürekli geliştirin. E, hareket etmeyenler hemen harekete başlasınlar diyorum. Teşekkür ederiz hocam. E, bu vesileyle ben de biraz hareket etmeyi düşündüm. Tabii, tabii. O çok önemli. E, hocam ben e, son olarak e, bir cümlenizi daha okuyup sonra son bir soru sormak istiyorum Buyurun. size. Ee, bu cümlenizde şöyle tahayyülü ve tahammülü olmayan tarihe geçemez. Tahayyülü olup tahammülü olmayanlar başlar ama bitiremez. Tahammülü olup tahayyülü olmayanlar ise hiç başlayamazlar. Evet. Bu da biraz kelime oyunu hocam. Şimdi şöyle kelime oyun ama e, işin hakikati şu. E, yani tarihe geçmek istiyorsanız tahammülünüz ve tahayyülünüz olacak. Yani tahayyül edeceksiniz, hayal edeceksiniz ve sonra sabredeceksiniz. E, diyelim ki hayal ettiniz, bir şeyi yapmayı planladınız. Diyelim ki siz güzel bir roman yazmak istiyorsunuz. Ama o romanı yazmak için sabrınız olmazsa asla başarılı olamazsınız. Ama sizin tahammülünüz var ama tahayyülünüz yoksa hiç başlayamazsınız. Evet. Bakın e, bir, yani sevgili genç kardeşlerime de ben şunu söylüyorum. Tarihe geçmek istiyorsanız hayal edin, sabredin diyorum. E, hatta bununla ilgili de ben sunumlarımda, ee, bir e, ironikte bir sunumum var. E, hekim, bürokrat ve siyasetçi gücünü yönetim diye de bir sunum yapıyorum. O sunumda sevgili genç kardeşlerime Adana Şehir Hastanesi'ni gösteriyorum. Adana Şehir Hastanesi bizim bir hayalimizdi. Ben 2011'de yeniden aday olduğum zaman bir gazeteci bana dedi ki bir sunum yaptım. Adana Şehir Hastanesi, o zaman sağlık kampüsü diyorduk. E, duayen gazetecilerden birisi e, bana dedi ki, hocam dedi sen bunu yap dedi. Yüz yıl Adana seni unutmaz dedi. Ben e, bu dedim bizim hayalimiz ve bu hayalimizin gerçek olduğunu göreceksiniz. Ve nitekim Adana Şehir Hastanesi biz 2016 yılında bitirdik. E, 2011 yılında konuştuk. 2016 yılında bitirdik. Ve pandemide, depremde, her türlü felakette en fazla e, sağlık hizmeti veren, vatandaşımızdan en çok sağlık, hayır duası aldığımız hizmet oldu. Bu bizim e, şeyimizdi, tahayyülümüzdü. Ama her güne ait de fotoğraf var Adana şehri. E. Her güne ait, her güne ait. Bakın, üç buçuk yılda bitti. Her güne ait fotoğraf var ve o fotoğraflar e, benim arşivimde. Hocam, bu vesileyle de bütün sağlık çalışanlarına ve sizlere çok teşekkür Tabii, ediyoruz. Sağ ol. Biz de teşekkür ediyoruz. Ya yani bir sağlıkçı olarak onlara gurur duyuyoruz. Her zaman en sıkıntılı anımızda onlar var. Yani. Bayram demez, seyran demez, evet. ondan sonra kendi sosyal hayatı demez, çocukları demez, her şeyi e, kendi hizmet edeceği vatandaşına hasreder. Zamanını, sosyal hayatını, vaktini, her şeyini ama e, canını hatta e, feda eder. Onlar için, onlar her her türlü takdir üzerinde gerçekten her birine ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir eski müsteşarlarım ve meslektaşlarım olarak. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah hiçbirini başımızdan eksik etmesin. Amin. Hocam son sorumuzda şöyle kitabınızda en çok sevdiğiniz söz hangisi acaba? Böyle bir. Ya şöyle ben kitabı o gözle baktım 400 tane falan söz var Södener Hanım. 50 tanesini falan beğeniyorum çok o seyir. sözün. Diğerlerini çok beğenmiyorum ama benim beğenmediğimi düşündüğüm sözü de bir başkası çok beğenebiliyor. Mesela en beğendiğim sözlerden birkaç tanesi söyleyeyim. Ee, bir tanesi hangi makama gelirsen gel, sözünü tut, dilini tut, ekibini tut, not tut. Evet hocam notla ilgili de var. Sözünü evet. tut, dilini tut, sözünü tut. Yani dilini tut, boş konuşma. Sözünü tut, verdiğin sözü yerine getir. Ee, Ekibini tut, beraber çalışan insanları daima onları kavra, onlarla beraber iki bol, Bir de not tut. Hatta onun devamı not tutmanın yerini hiçbir şey tutmaz diye de bir sözüm var. Bir başka husus belki genç kardeşlerim için kendime bir prensip edindiğim bir husus var. O da şu, yani sosyal medyayı hepimiz kullanıyoruz tabii. Hepimiz aslında sosyal medyayla. E varlığımızı hem gösteriyoruz hem yaptıklarımızı anlatma fırsatımız oluyor. E orada bir prensip geliştirdim. Bu benim siyasette geliştirdiğim prensipti ama hayatımda prensibi. İnandığını konuş, konuştuğunu yap, yaptığını duyur. Bunun tersten ifadesi, mefhumu muhalifi, inanmadığını konuşma, konuşmadığını yapma, yapmadığını duyurma. Yani sahici ol. İnanarak ee, inanarak konuş, konuştuğunu yap, yaptığını da duyur. Bu benim sevdiğim şeylerden birisi. Bir de ertelemek benim hayatımda e, yani çıkartmaya çalıştığım, önemli bir şey çıkarttığım sıralı bir tanesi. Mesela bir hiçbir şeyi ertelememeye gayret ederim. Ee, orada kitapta şöyle bir söz var. O da beğendiğim sözlerden birisi. Ee, bir işe başlarken fazla oyalanmayın. Erken, merken, derken baka kalırsınız başkalarının meyvesini yerken. Yani onu ertelemeyeceksiniz. Ee, zaten şeyi okuduk, tahtayı okuduk. Hı hı. Yaşarken otursan da tahta, giderken koyacaklar tabuta, unutma o da tahta. Hatta bir de şey var, ee, şimdi tam hatırlayabilir miyim bilmiyorum. Ee, yaşarken gidersin bir mezar başına, ölünce adını yazarlar bir mezar taşına diye de böyle bir e, biraz ironik bir söz var aslında bir hayatın gerçeği. Böyle 50 kadar benim de beğendiğim söz var. Diğerlerini çok beğenmiyorum ama bazen şey de tefevül de yapıyoruz. Mesela kitapta size de bir tane yapmak isterim. Kitap alabilir miyim? Buyurun. Tefevül biliyorsunuz seçme. Evet. Bir sayı söylüyorsunuz. O sayıya uygun şey yapıyoruz. Kitabın üç tane bölümü var. Bir üst düzey yargı mensubuna gittim bir sayı söyledim. O sayı olarak bana 99'u söyledi. 99'a şöyle bir söz çıktı. Adil olamayanlar hiçbir şeyi tadil edemezler. Adaleti tesis edemeyenler ataleti teşvik ederler. Yani adalet, atalet. Atalet durgunluk demek. Yani adalet tesis edemezseniz durgunluğa yol açarsınız. Kalkınmanın temeli adalettir. Yani Adalet mülkün temelidir diyor ya. Evet. Aslında oradaki mülk diye kastedilen şey aynı zamanda kalkınmanın da bir e, unsuru. Dolayısıyla böyle e, sözler oluyor. Bu kitabın üç tane bölümü var. Sedan Hanım sizinle bir tefevül yapalım sonra programı isterseniz bitirelim. E, birle 1 ile 28 arasında bir sayı alabilir sizden? Hocam 26 olsun. 26 yol haritası yap ama yolu da unutma. Peki 29 ile 378 arası bir sayı. E, tam 100 olsun hocam. 100. Yüzde şöyle bir söz çıktı. Aklı saklı, duyguları yasaklı, düşünceleri pasaklı ve haksız olsa da haklı olanlardan uzaktır. Bir de 300, 79 ile 400 arası. 400 artık öğrendiniz. Evet hocam 400'ü biliyoruz. O zaman hocam ee, 379, 380 olsun hocam o zaman. Garanticisiniz. Evet. <laughs> Bakalım ne çıkacak. 380 de şu, neleri başardığınız her şey bittikten ve herkes gittikten sonra anlaşılır hocam bu gerçekten e, günün yani, sözü oldu. neleri başardığınız her şey bittikten ve herkes gittikten sonra anlaşılır. Şimdi bir programda e, benim başarım sizi tenzih ediyorum. İşte ben gittikten sonra yayınlanınca belli olacak gerçekten de hocam bazı programlar bitiyor. Onun geri kalanında bakıyoruz böyle. Gerçekten evet olmuş diyoruz. Dediğimiz programlar oluyor. Bu da hocam bu programımız da inşallah onlara vesile olsun diyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, teşekkür çok keyifli bir programdı. Sizleri burada görmekten Eyvallah. çok şeref duyduk. çok teşekkür ediyoruz hocam. Son şey Son söz, e, yani gençleri seviyoruz. Gençler, e, 15 Temmuz'da ben e, 15 Temmuz'a kadar hep şöyle diyordum. Gençler geleceğin teminatı. 15 Temmuz günü e, bu ifadeyi terk ettim. Gençler geleceğin değil, bugünün de teminatı. E, genç kardeşlerim kendisini sıradan görmesinler. E, onlar çok sıra dışı. Okuyorlar, çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Türkiye önemli bir genç nüfusa sahip demografik fırsat penceresinde e, yaş ortalaması medyan yaş 31. Türkiye'nin 31 32'ye yakın. Avrupa'da bu e, sayı e, yaş 45'i aştı. Dolayısıyla şu anda üretken çok genç bir nüfusa sahibiz. Çok güzel bir ülkeye sahibiz. Asya'nın en doğusu, e, Asya'nın en batısı, Avrupa'nın en doğusu bir tarafımız Kafkaslar. Bir tarafımız Orta Doğu, bir tarafımız Balkanlar. Üç tane denizle çevriliyiz. Her gün yeni kaynaklara sahip oluyoruz. Dolayısıyla çok üretken bir ülkeyiz. Bu güzel ülkede, dünyanın en gözde, en güzide coğrafyasındayız. O bu coğrafyada yaşadıklarını hiç unutmasınlar. Bu güzelin talebi çok olur. Biz de çok güzel bir ülkeyiz. Bizim üzerimizde çok gözler var. O kem gözlerden korumak için, çok çalışmamız, çok gayret etmemiz lazım. Ee, çalışırsak başarırız, başarırsak mutlu oluruz. Onun için kendimizi hiç e, bir sade birey olarak görmeyelim, çok önemli hedefleri olan, çok önemli ülkenin önemli bir aktörü olarak e, görelim diyorum. Yani çoğu genç kardeşlerimizi izlediğini de düşünerek söylüyorum. Onlar e, çok güzel okullarda okuyorlar, çok önemli pozisyonlara gelecekler inşallah ve onlar bayrağı devraldığı zaman aldığı bayrağın bugünkünden daha yüksekte olacağını bilsinler ve şunu da bilsinler. Bayrağı devrederken daha yukarıda da e, devretmek gibi bir vazifeler de var. Bunu hiç unutmasınlar. Herkese bu duygularla hayırlı, uzun, sağlıklı ömür diliyorum ve güzel bir bayram geçirmelerini, bayrama erişmelerini temenni ediyorum ve bu vesile bütün mazlumların, mağdurların bir an evvel de huzura kavuşması özellikle Gazze yüreğimizi çok yakıyor gerçekten. Gazze'deki kardeşlerimiz için bir an evvel huzura kavuşmalarını yürekten temenni ediyorum. Hepinize, herkese, bizi izleyen herkese sevgilerim, saygılarım, muhabbetlerim sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli izleyiciler bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvar bizlerle birlikteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.